Evet arkadaşlar, hayvanlarla doğru iletişim ve Türk çoban köpekleri konulu serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu yaptığımız göz göre göre tehlikeye gitmek. Şimdi bu sürüye yaklaşıp sürü sahibiyle röportaj yapacağız. Biraz önce şuradan şöyle geçti sürü. Bir değneğe ihtiyacım var. Değneksiz oraya yaklaşmak çok mantık işi değil ama. Saldırır mı? Evet arkadaşlar, sürüyü bulduk hemen yanımda. İnanın hiç tanışmıyoruz hiçbir şekilde abimizle. Selamun aleyküm deyip yanına gideceğiz. Kamuflaj falan efsane olmuş ha. Hiç vallahi üşümezsin böyle. Kaç kat giyindin sen ya? Vallahi 2-3 kat var ya. Havalar soğuk abi. Akşam. Bir de Sivas'tasın değil mi? Aynen abi. Arkadaşlar, bizzat sürünün başında görev yapan, dağlarda taşlarda en zor imkanlarda sürüsünü korumak için canını dişine takıp çalışan o çoban köpeğini görüyorsunuz şu anda. Valla bunun hikayesi biraz garip abi. Benim eşeğim yoktu önceden. Bir baktım sabah kapıda bu eşek var. Ekmeğimi taşıyor, beni aç komuyor. Suyumu taşıyor. Ben daha bu hayvandan ne isteyeyim? Yani eşeklerin bizde emeği çok. Bunlar gariban ya. Ağzı yok, dili yok hayvanın. Evet arkadaşlar, hayvanlarla doğru iletişim ve Türk çoban köpekleri konulu serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Şu an gerçekten kesinlikle öncelikle bu videoda yaptığımızı gündelik hayatınızda denemeyin. Şu ileride bir sürü görüyorsunuz. Soner, görebiliyor muyuz? İleride bir sürü var. Şimdi yoldan geçerken gördük. Sürünün başında da yaklaşık 5 tane çoban köpeği var bizim uzaktan sayabildiğimiz. Ama bir an önce bir değnek bulmamız lazım elimize. Şimdi bu sürüye yaklaşıp sürü sahibiyle röportaj yapacağız. Biraz önce şuradan şöyle geçti sürü. Bir değneğe ihtiyacım var. Değneksiz oraya yaklaşmak çok mantık işi değil ama. Değneksiz olmaz ya. Sonra buralarda bir şey bulamayacağız gibi ya. Yani değnek olmasa bile şimdilik idareten şunu elime alacağım. Şöyle. En azından kendimi savunabilmek için ama Soner, sürü çok uzaklaştı. Biraz koşmamız lazım. Soner, ahır orada olabilir mi acaba? Gerçi bu saatte sokmazlar daha değil mi? Evet arkadaşlar, bu yaptığımız göz göre göre tehlikeye gitmek. Dediğim gibi kimseye bu yaptığımızı tavsiye etmiyoruz. Hiçbir şekilde lütfen tanımadığınız köpeklerin yanına, özellikle o köpekler bir şeyi koruyorsa, görev üzerindeyse bu şekilde yaklaşmayın. Biz abimize bir an önce gidip mikrofonumuzu uzatıp onunla çoban köpekleri hakkında konuşabilmek için gidiyoruz. Bu yolu, evet buradalar Soner. Önce selam mı versek? Şimdi onların hepsi çullanacak üstümüze. Senin kendini koruyacak bir şeyin yok. Ne buldun? Al sen şunu. Önümde külfat var ya, ben kendimi korurum. Bu bana yaramaz ya. Şimdi köpekler şu an hala bizi duymadı. 1, 2, 3, 4, toplam 5 köpek var. Bir tanesi en önden gidiyor. 3 tanesi sürüye yakın, bir tanesi de en arkadan gidiyor arkadaşlar. Çoban bizi gördü. Evet. Dayı, selamun aleyküm. Saldırır mı? Evet, şu an elimdekini bıraktım arkadaşlar bu arada. Şu şekilde. Köpekle ilk defa tanışıyoruz bu arada. Gayet sakin bir şekilde yere çöktüm. Görmüş olduğunuz gibi bunlar bir sürü köpeği ve hayatımda ilk kez yanlarına yanaşıyorum. Şu an evet, geri kalan 3 tane köpek de geldi. Arkadaşlar, şu an şunu net söyleyebilirim ki bu köpekler bize zarar vermeyecek. Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Elimdekini de gönül rahatlığıyla şöyle bırakıyorum. Çünkü kendimi savunmam gereken bir durum yok. Aleyküm selam. Usta, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi Allah, sen nasılsın? İyi vallahi, teşekkür ederiz. Tanıyor musun bizi? Bizim Ala Türkiye isminde YouTube kanalımız var. Hayvanlarla ilgili videolar çekiyoruz. Senin sürüyü görünce de sana bir selam vermek istedik. Sana şu mikrofonu takayım mı bir? Suriyeli ya fazla. He, sen Suriyeli misin? Türkçe fazla falan biliyor ama. Olsun, yine konuşalım. Sürüye yemek harcıyorsun. Şunu şöyle iç cebim var mı? Şuraya koysam. Evet. Kaç yıldır çobanlık yapıyorsun? Ben çok eski. Orada Suriye'de de mi çobanlık yapıyordun? Evet abi. Orada ne, kaç büyükbaş küçükbaş mı vardı? Ne vardı sizin? Koyun var. Öyle. Ha, koyun mu vardı orada da? Evet abi. Kaç yıldır Türkiye'desin? Ben 5 sene. 5 sene oldu. Peki bu çoban köpekleri nereden gelme? Ben çoban köpeklerine çevireceğim konuyu da. Sivas Kangalı mı bunlar? Yok, bizim koy. He, sizin o, orada yani yakın. Kangal mı bunlar? Kangal mı? Kangal abi. He, Sivas Kangalı değil ama Kangal. Evet. Şimdi tabii doğru, tam doğru iletişim kuramayınca evet. Türkçeyi de herhalde yeni öğreniyorsun. Yok, fazla biliyorum ama yani biraz çok fazla. He, öyle böyle çatpat. He, bu sürü gidiyor bu arada, biz köpeklerin hepsini tuttuk, kurt murt almasın. Yok, almaz. Almaz mı? Yok, orada
erkekler orada hiçbir şey yok. Kurtlar koyun yanında yaklaştırmaz. Öyle mi? Evet. Bunlar şimdi bir yandan kurtlara bakıyor mu? Çok şey yapmıyorlar gibi. Şu an biraz bunları biz kafasında attık. Şu mesela şu an tamamen dikkati bizim üzerimizde. Evet. Bu görmüş olduğunuz sanırım ekibin asıl koruyucusu, lider bu mu lider? Evet abi. Evet, o zaman emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum tanıştığıma. Sağ ol abi, abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Kendine iyi bak. Hadi kolay gelsin. Kendine iyi bak. Evet abi. Arkadaşlar, gördüğümüz bir sürüye daha böyle çat diye daldık. Selam verdik. Hem sürü köpekleriyle tanışmış olduk. Yanımızdaki o mesela Bozkonak. Ne? Bozkonak biliyor musun? Bozkonak. Isırır mı? Yok, bu bir şey yatmıyor. Gel. Hiçbir şey yatmıyor. Şimdi neden elimi çektim, tereddüt ettim? Elimi yaklaştırdığım zaman kuyruğunu sabit tutuyor çünkü kuyruğundaki sallantı gidiyor. Normalde elimi yaklaştırdığım zaman da kuyruğunu sallıyor olsaydı köpeği sevecektim ama şu an ben tam o seveceğim güveni, enerjiyi alamadım. Şu an bu köpeğimizi sevemiyorum çünkü hala bakışları bir yandan tereddüt halinde. Şöyle bir elini bir çekebilir misin? Elini bir çekebilir misin? Evet. Şöyle baktığım zaman şu an kendisi bana geldi. Önce bir beni koklasın. Benim zararsız olduğumu ve ona bir zarar vermeyeceğimi anlasın. Ardından eğer elime doğru gelirse şöyle artık sevebilirim. Bunun yüzü bir acayipmiş. Buna ne olmuş ki acaba? Bu yamuk. Yamuk böyle mi doğdu? Evet, bu böyle. Bak herhalde bunlar sıkıntı var. Bak, bir bakayım dişine şöyle. Ne var? Ağzında bir sıkıntı var. Ha bak, bir diş arka oldu. Dur bakayım oğluş. Bir diş var ya, dişi var ya bunlarda büyük. Evet, bu ağzında bir çene sıkıntısı, yüzüyle ilgili bir sıkıntı var. Dur oğlum, ani şeyler yapma öyle ya. Şimdi rahatladı. Tabii bu köpeklerdeki bu esneme hareketini de size söyleyeyim. Eğer bir köpek sizin karşınızda esniyorsa bir şeylere hazırlık yapıyordur. Veya kendisini rahatlatmaya ihtiyacı vardır. Ondan dolayı esner. Bu da ufak bir bilgi olsun. Köpekler esnediği zaman daha dikkatli olmanızda fayda var diyelim. Ve yepyeni bir sürüde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, şu anda Kangal'ın ana vatanı Sivas Kangal'dayız. Kangal'ın görmüş olduğunuz gibi dağları boyunca gidiyoruz ve yol üzeri bir sürü görüp çobanıyla muhabbet etmek için şu anda bir fırsat kolluyoruz. Sağa sola bakıyorum, böyle araçla ulaşabileceğimiz bir yerde bir sürü görürsek de hemen çobanın yanına gidip birazcık hem çoban köpekleriyle ilgili, sürülerle ilgili ve buradaki sürü hayatıyla ilgili, çobanlıkla ilgili muhabbet etmek istiyoruz. Umarım denk geliriz. Denk gelirsek bu videoyu yayınlarız. Denk gelmezsek böyle bir videodan asla haberiniz olmaz diyoruz ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sürüyü bulduk. Hemen yanımda. İnanın hiç tanışmıyoruz hiçbir şekilde abimizle. Selamun aleyküm deyip yanına gideceğiz. Zaten çoban köpeği de hemen geldi. Güzel bir dişimiz. Selamun aleyküm. Reis, sürüde kangal var mı? Nerede? Ha, bu bir çağırsan gelir mi? Hah, geldi, hemen geldi. Evet arkadaşlar, bizzat sürünün başında görmek istediniz. Biz de bir tane kardeşimizi bulduk. Hemen yanına gidelim, selam verelim dedik. Reis, çekim yapıyoruz. Önce seni bir tanıyabilir miyiz? Abi ben Enes Demir. Böyle 30-35 tane kadar geçim var. İşte bunlarla ilgileniyorum. Yalnız kamuflaj falan efsane olmuş ha. Hiç vallahi üşümezsin böyle. Kaç kat giyindin sen ya? Vallahi 2-3 kat var ya. Havalar soğuk abi. Akşam. Bir de Sivas'tasın değil mi? Aynen abi. Senin sürü de gidiyor bir yandan. Şöyle sürüyü de kaçırmayalım. Gerçi başlarında köpek var, kangal var ama. Tabii canım, onların için de büyüdü çocuk. Şimdi şey diyeceğim, biz kangal köpeklerini YouTube kanalımızda çekiyoruz. Burası da Sivas Kangal. Kangal'dayız. Bizzat sürünün başındaki kangal köpeği ırk standartları ve özellikler olarak en doğru örneklerden birisi diyebilir miyiz? Aynen, zaten belli ediyor abi. Yani kendisi bir sokak köpeği olsa veyahut da bu sürüye sahip çıkacak bir şey olsa gelmez bunun peşine hayvan. Bir çağırsam da şöyle bir çağırsan da görsek, sevsek onu biraz ya. O şimdi sürüyü kolluyor. Gerçi o doğru, görevi varken dönüp de bize, aynen, gelmez. Bir yanına yetişelim mi şöyle öne? Gel. Acaba gelmesi için şey mi yapmak lazım? Sürüden bir tane koyun mu almak lazım? Tabii. Bugün zaten deli oldu. Kurt murt vardı herhalde. Allah Allah. Vallahi hiç yanıma gelmedi. Sabahtan beri dolanıyor. Evet, şöyle sizin zaten burası gidiş yolunuz belli. Burayı yol yapmışsınız. Aynen. Her abi gün buradan dönüyorsunuz. Aynen. Kaç tane hayvan var şu an burada? İşte bir 30-35 tane kadar var abi. Biz de kışı bekliyor. Senin mi hayvanlar, sen çobanlık mı yapıyorsun? Yok benim. Yani hepsi senin. Aynen. Maşallah. Aynen, çobanlık. Allah sağlıklarını versin. İnşallah abi, bereketini görün diyelim. Şöyle eşeğimiz geliyor. Köpeği birazcık yakından görmek istiyorum da. İşte tipik kangal köpeği bu. Hayvan aç, susuz. Sabahtan beri deli gibi bunların peşinde dolanıyor. Ne için? Kurt gelmesin, bir zarar görmesinler. Görev aşkı için diyorsun. Aynen. Ha? Abi görev aşkı için yaratılmış bir hayvanlar. Evet. Şöyle sen bir şey yapsan gelir mi sana doğru? Yaklaşır mı? Ha, sana geliyor.
Evet arkadaşlar, bizzat sürünün başında görev yapan, dağlarda taşlarda en zor imkanlarda sürüsünü korumak için canını dişine takıp çalışan o çoban köpeğini görüyorsunuz şu anda. Şimdi yabancısız ya, çekindi. Tabii bu arada şey yapmıyor da, bırakmıyor da, hemen sürüye gidiyor bak. 35 tane kendisine ait sorumlusu olduğu koyunu var. Onların yanına gidiyor. Ya diğer işte bir kupu kaldı. Bir bu mu kaldı? Aynen abi, köpeğiniz. Nesli tükeniyor, hep çalıyorlar, çırpıyorlar. Emek hırsızları çok. Evet. Bir de arkamızda bir tane de eşeğimiz var. Aynen o da. Bunun hikayesi nedir? Valla bunun hikayesi biraz garip abi. Benim eşeğim yoktu önceden. Bir baktım sabah kapıda bu eşek var. Allah. Valla bunu da dövmüşler mi ne itmişler. Hayvanın tek gözü kör olmuş. Eşeğin yoktu. Aynen. Olsun. Çanta taşıyordum ben. Çok eşeğin olsun istiyordun diyebilir miyiz? İstiyordum yani. İstiyordum. Bir baktım sabah. Allah nasip etmiş, bir tane beyaz eşek gelmiş kapıda. Aynen, buldun öyle. Aynen, bir tane eşek geldi. Sahibi de çıkmadı geri. Yok, daha sahibi çıkmadı. 2 aydır benimle. He, 2 aydır sende. Daha yeni. Maşallah. Bu da senin dağda taşta. Bu garibim. Aynen, mutfağım gibi bir şey abi. Suyumu taşıyor, ekmeğimi taşıyor. Dur reis, senin hayvanlar gidiyor da sorun olur mu? Yok yok, eve geldim. O zaman dur. Şunu sana hemen hızlıca takayım. Bu garibim eşekle sen dağın başına çıkıyorsun. Kimi zaman 10 gün, 15 gün değil mi? Gidiyorsun ya, aynen, böyle. Aynen abi. Bazen kaçıyor, keratalık yapıyor ama gene geliyor, beni bırakmıyor. Senin için manevi değeri nedir eşeğin? Abi çok büyük. Nasıl açıklayayım ki, ekmeğimi taşıyor, beni aç komuyor, suyumu taşıyor. Ben daha bu hayvandan ne isteyeyim? Bir ihtiyacın olduğu zaman. Evimin odununu taşıyor. Her ihtiyacı yapıyor bu eşek. Kış şartları. Yani odun kömür yakan kişileriz biz buralarda. Yeri geliyor sırtına biniyorsun. Aynen. Yoruldun mu sırtına biniyorsun, taşıyor seni. Ne bileyim, bunlar çok cefakar hayvanlar. Bir ihtiyacın yani olduğu zaman hemen heybesinden çıkartıyorsun. Aynen. Alıyorsun, kullanıyorsun. Yağmur yağsa yağmurluğum içinde. Hemen direkt üstüme giyiniyorum, ıslanmıyor. Yani eşeklerin bizde emeği çok. Bunlar gariban ya. Ağzı yok, dili yok hayvanın. Evet, bunlar baksana, gariban. Baksana ne kadar tatlı. Isırır mı bu arada beni? Yok yok, ısırmaz, ısırmaz değil mi? Çok uyusal bir eşek ya. Tatlı eş. Evet. Bildiğimiz normal herhalde bu Anadolu eşeği diyebilir miyiz aynen, buna? Aynen aynen. Bunun bir şeyi yok çeşidi zaten. Maşallah. Normal eşek bu da. Maşallah, tüyü kadar ömrü olsun. Seni de çok tutmayalım reis. Yok abi, sıkıntı yok. Memnun oldum tanıştığıma. Ben de memnun oldum. Sadece kolay gelsin. Ben bir izlediydim YouTube'da. He, izlemiş miydin? Aynen, Abdurrahman abinin burada herhalde çekimi. Aynen aynen. Orada izledim. Güzel tesadüf oldu o zaman. Aynen. Burada dağın başında böyle seninle karşılaştık, bir muhabbet ettik. Aynen öyle. Çok abi, teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Abi. Çok memnun oldum tanıştığıma. Allah kolaylık aynen versin sana. Daha şimdi arkadaşlar, sürü gezilerimize devam edelim o zaman. Bir başka sürüyle denk gelirsek de onu da bunun arkasına ekleyelim. Bu bölümde böyle bir video olsun. Hadi geçelim o zaman.